Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da yeni bir paket açma hilesi, yeni bir paket açma taktiği deneyeceğim ve bunu seri olarak yapacağız arkadaşlar. Bu dil değiştirerek yaptığımız bir taktik olacak ve sizlerin yorumda en çok istediği 3 dili bir sonraki videomda deneyeceğim ve bir videoda yaklaşık 1.5 milyon coin civarı coin harcayacağım. Yani gerçekten hani bayağı bir deneme şansımız olacak, sizlere en şanslı dili bulmaya çalışacağız bu seride. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman videoya geçmeden önce bu videoya sizlerden tam 2000, 3000, 4000, 5000 atın. Like atın, durmadan like atın ve yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın. Her şeyi anlamak için tamamen videoyu baştan sona da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Her neyse, o zaman lafı fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ana ekranımı görüyorsunuz. Dili Çince yaptım ve Çin dilinde bakalım herhangi bir şans etken oluyor mu? Bunu bu şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya giriyoruz. %3 olan bir şans ne demek oluyor arkadaşlar? İlk olarak size onu söyleyeyim. %3 olan bir şans şöyle bir durum oluyor. Mesela şuraya giriyoruz. Burada %3 usta. Yok, elit oyuncu %3 arkadaşlar. Elit çıkma ihtimali %2.8. Biz ona 3 olarak bakalım. Yani 33 pakette bir tane elit çıkması lazım. Ve ben bu videoda hızlandıracağım falan. Siz baştan sona izleyin. Sıkılmadan izleyeceksiniz. Bu videoda ben tam 33 tane paket açacağım ve Çin dili bakalım şanslı mı? Eğer birden fazla elit çıkarsa şanslı demek olacak. Ve ayrıyeten efsane 2500 cevherlik paketimiz var. 2 tane Team of the Week garantili paketimiz var. Yani bu videoda sizlere paketlere boğacağım ve hile taktiği deneyeceğiz. Bakalım tutacak mı? Bir sonraki bölümde hangi dilleri deneyelim? Mesela yorumlara Almanca, İspanyolca ve İtalyanca. Tabii yorumlara yazın. 3 tane dil deneyeceğim bir sonraki videomda ve tam 99 tane paket açacağım. Yani gerçekten çok güzel bir şey yapacağız. En çok şanslı olduğuna inandığınız dilleri yorumlara yazmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar, o zaman ilk bir 10 tane paket açalım. Zaten arkadaşlar hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Ben kırpacağım, hızlandıracağım, bir şeyler yapacağım. Böyle çok önemli konuşmalar yapmadığım kısımları, ama bana destek olmak için arkadaşlar, biliyorsunuz FIFA Mobile'de oyuncu azalması hızla devam ediyor. Bana destek olmak için en azından videoları baştan sona izleyip videoya da like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ve ilk paketten 73 çıktı. Bu arada arkadaşlar şöyle de bakabiliriz. 75 üstü oyuncu çıkma şansı da %11. Yani bu da hemen hemen 10 pakette bir çıkma. Yani 9-10 pakette bir çıkması gerekiyor. Hani 10 pakette bir de hani 75'lik oyuncu çıkması gerekiyor. Ve ben bugün arkadaşlar 1.5 milyon coin civarı paket açacağım. Diğer videolarda da 4.5 milyon falan harcayacağım. Çok hızlandıracağız falan, güzel şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir 5 tane paket açmış olayım. Sonrasında haftanın takımı paketlerine geçeceğiz. Sonrasında arkadaşlar tabii ki en önemli pakete geçeceğiz. Bakalım Çin dili şanslı mıymış? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakın 77 çıktı. 10 pakette bir 75 üstü oyuncu çıkma şansı var. Ve bize 3. paketten 77 çıktı. Ve 72, 71, 70 falan da daha çıkmadı. İlla çıkacak ama hani bu paketten de 72, 71, 70 çıkmazsa hani gerçekten ben bir şeyler olduğunu düşünmeye başlayacağım. Bakalım ne olacak? 71 çıktı, yok. Şu anda daha düşünemeyiz. 5. paketi açıyoruz. Bakalım 5. pakette ne çıkacak. Ama çok da şanssız görünmüyor. Dediğim gibi 33 pakette 2 tane, yani birden fazla elit çıkarsa demektir ki abi bir şeylikler var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, 2 tane falan altın çıkıyor. Şu anda 5. paketi açıyoruz. Değil mi? Yok. 5 mi? 5. Yok. 6. 6 diyelim buna. Emin değilim ama 6. paket olarak bakalım. Bakalım ne gelecek. Hadi EA Sports, güzel bir şey ver bakalım. Boom. 73 geldi. Arkadaşlar 6 tane paket açmış olarak aklımızda tutalım. Şimdi bir bunu açalım. Bakalım buradan çıkacak mı? Hani genelde bundan çıkmıyor biliyorsunuz. Çıkmaz da zaten. Yani bundan çıkmasını beklememiz çok anormal bir durum olur. Ya buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak abi. Güzel bir şey gelecek mi bakalım? Çin diline özel güzel bir şey gelecek mi bakalım? Haydi bismillah. Hadi abi. 10 tot bir puanı geldiğine göre aynısı çıkmadı. Tamam, elimde olan bir şey çıkmadı, güzel. Şimdi basacağım ve potun puanı eğer 30'u geçerse ya da 20'yi geçerse yeter bana. 20'yi geçsin yeter. 18. Yani 83 çıktı. Bakalım en kötüsü mü çıkmış? Bir ona bakalım arkadaşlar, hemen etkinliklere girelim. Bakalım en kötüsü mü çıkmış? Hani hangi dil daha şanslı, bunu göreceğiz. Çünkü arkadaşlar ben bu videoda 33 paket açacağım. Diğer videoda açtığım paketlerle hepsini karşılaştıracağız. Hatta ben çıkardım, bütün oyuncuları bile karşılaştırabilirim. Ama arkadaşlar çok fazla 81-80 oyuncu var. Yani arkadaşlar bu Totvi paketinde şanslı mı değil mi görmek için şurayı anlayabiliriz. 81-80-80 çıkma şansı neredeyse %99 falan. O yüzden çok ümitlenmeyelim ama eğer 85 ve üstü bir oyuncu çıkarsa yani demektir ki var bir şeyler.
Hadi abi ya şöyle 18'den üstün bir potun puanı verirse şu an ki vermez. Arkadaşlar 12 verdi ama size çok güzel bir duyurum var. Yarının videosu ya da belki de daha önceden gelmiştir de gelmez. Tamam ben onu sırayla atacağım. Yarının videosu yani bundan bir sonraki videoda efsane bir şey yapacağız. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Potum alıyoruz ve hani potum puanları çok işimize yarayacak bizim. Çünkü 1423 puanım var. 1000 ile potum alsam 423'ünü takas edecek şeyler gelecekmiş. Gerçekten harika şeyler var arkadaşlar. Bu arada ses kaydını açtım değil mi? Evet açmışım güzel. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem en önemli işlem. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Asıl şansımızı göreceğimiz işlem ne arkadaşlar? Tabii ki %10 oyuncu çıkma şansı olan paket. Ama ben ondan önce de bir 4 tane bu paketten açmak istiyorum. Şansımız gelsin diye. Çünkü daha önceden onu denedik biliyorsunuz. Ve bakalım aynı videoda 2 tane taktik deniyoruz. Hem dil değiştirme taktiği hem de ooo bak 7. paket 10 pakette 1 tane 75 üstü çıkma şansı vardı. Ve 7. pakette 76 çıktı. Bakın arkadaşlar bir şeyler olabilir şu an. 8. paketi açıyoruz. Hadi abi bak 10. pakete kadar bir tane elit çıkar mı? Yok çıkmaz ama çıkarsa 74 falan geliyor bak fena değil. Fena değil şimdi 9. paket. 10. paketi de açalım arkadaşlar. Sonrasında 2500 cevherlik pakete geçeceğiz. Hadi bakalım 9. paket geliyor. Geliyor 70 ve 10. paket. 10. bu 10. mu? Neyse abi şu an bunu 10 diye bakalım. Emin değilim sayamıyorum. Gerçekten çok karışıyor arkadaşlar. Tam sayamıyorum ama bunu 10. paket olarak bakarsak 74 çıktı. Ve 10 pakette 2 tane 75 üstü çıkarmayı başardık. Bu gerçekten güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar çok kararsızım. Ama ben tabii ki de arkadaşlar EPL'den devam edeceğim. Yani Premier League TOTS paket açılımından devam edeceğim. Ve paketten Van Dijk çıkma şansı var. Sterling çıkma şansı var. Ve Alisson çıkma şansı var. Zaten ben Alisson için biriktiriyorum. Ve bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir bakalım. %10 şansla TOTS oyuncu çıkma şansı var. Yani 10 pakette 1 çıkıyor. Yani çıkmazsa da şanssızız diyemeyiz. Ama çıkarsa gerçekten şanslı olduğumuzu gösterecek. Haydi bismillah diyoruz. Hadi be EA Sports. Bir tane hakkım var. Onda da ver be. Hadi bakalım. Sterling, TOTS ve maalesef çıkmadı. 30 tane puan çıktı. 30 tane de enerji çıktı. Bakalım 30 enerji çıkma şansı ne durumdaymış. 30 TOTS enerjisi %20'ymiş. Hani birazcık bir şans var ya birazcık var. Çok az bir şey de olsa var ama tabii ki Çin dili hileli olarak söyleyemeyiz şu anda. Gerçekten hiç öyle bir şey deme imkanımız yok. Ama çıkar mı arkadaşlar hiç belli olmaz. Şöyle geliyoruz ve arkadaşlar hemen 45.000 coinlik paketlere devam. Buraları muhtemelen hızlandıracağım arkadaşlar. 11. paketteyiz ve zaten hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Hiçbir şekilde farklı açmayacağım. Hadi bakalım o zaman paketlerimizi açmaya başlayalım. Şu anda 13. paketteyiz arkadaşlar. 13. pakete geldik. Tam 33 paket açacağım bugün sizler için. Yani şansı görmeniz için. 13. paketten 76 geldi. Arkadaşlar bakın. 10 paketten 1 tane 75 üstü çıkma şansı var. 13 paketten 3 tane çıkardık. Yani gerçekten çok güzel gidiyor. 33 paketten de 2 tane elit çıkarsa en azından gerçekten çok iyi olacak. Ve diğer diller arasındaki karşılaştırmada bu kesinlikle ön plana çıkmış olacak arkadaşlar. Çünkü çok şanslı ilerliyoruz şu anda bence. Hani bu paketler olarak şanslı ilerliyoruz. Ve şimdi sizlerin gözünün önünde 15. paketi de açayım. Sonrasında hızlandırılmış moda devam edeceğiz ama 15. pakete güveniyorum şu anda. Gerçekten güveniyorum 15. pakete. Bakalım 15. pakette ne var? 76 var. Abi yok artık. Arkadaşlar inanmıyorsanız göstereyim. Gerçekten %11 şans 75 üstü çıkma şansı var. 15 pakette galiba 4 tane mi 5 tane mi kaç tane çıkardık? 4 5 4 mü 5 mi? 4 tane de çıkardık. 4 tane çıkardık. Pakette de 75 çıktı. Oha abi. 17 pakette 5 tane. Deneyin Türkçe dilinde deneyin. Vallahi çıkmaz bence yani. Çok az çıkar çünkü bayağı iyi çıkıyor.
29 son 4-5 paket kaldı. 29, 30, 31, 32, 33 son 5 paket. Haydi abicim. Hadi güzel bir şeyler. Gelir mi? 75 6. defa çıktı. 30. paketteyiz. 6 defa 75 çıktı. Neredeyse 2 katı ihtimal oranında gidiyor. Çok iyi gidiyor ama elit hiç çıkmadı. Elit de var ya. Bakalım 33. pakette de çıkmazsa artık Markovic çıkardık şimdi ve 31. paketin şansına bakalım ne geliyor. 31. paketten bakalım ne geliyor. Haydi abi 31'den güzel bir şey gelir mi? 31. paket 73 geldi. Ve son 2 paket kaldı arkadaşlar. Buraları zaten izliyorsunuz. Son 2 paket. 2 paketten de elit çıkmazsa Çin dilinin çok şanslı olduğunu asla söyleyemeyiz. Çünkü 75 üstü oyuncular konusunda şanslı ama elit konusunda, elit verme konusunda birazcık şanssız. Yani Çinliler abi kandırıyor birazcık. Şanslısınız diyor ama bir durun diyor. Bir sakin diyor. Size biz elit falan vermeyiz diyor. Ve 72 çıktı. Ve ben de bir de üstüne bir tane daha açıyorum. Hani üstüne bir tane daha açayım. Bakayım ne olacak. Bir tane daha açayım. 10 milyonun altına düşürdük bu arada coins'i. Bayağı ilginç şeyler yapıyoruz şu anda. Ve 71 çıktı. Arkadaşlar bu videoda Çin dilinin aslında çok da şanslı olmadığını görmüş olduk. Bunu başka hangi dillerde deneyelim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hani böyle bir şey yoksa bile yine eğlenceli bir video oluyor arkadaşlar. Montaj falan da eğlendirecek. Paket açılımlarını da seviyorsunuz zaten. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz yani çok güzel şeyler deneyeceğiz bu sene. 2020'de bakalım neler olacak. Şu etrafta da güzel videolar var. Onlara da gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Seni gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bye bye.